Ne istiyorsun oğlum? Yalvarmamı mı? Hayatta evlatlarından başka hiçbir şey olmayan bir annenin ayaklarına kapanmasını mı istiyorsun? Rica ederim, anlamıyorsunuz. İstiyorsan onu da yaparım. Yeter ki Eda'dan, Melda'dan uzak dur. Eda ile ayrılamayız. Ne olur anlayın bizi. Onlarla daha fazla oynama. Sana yalvarıyorum. İkisi de sana kalmış. İkisi de senin için her şeyini feda etmeye hazır. Öyle devam edersen ikisinin de felaketi olacaksın. Deli Eda. Bir kelebek kadar narindir o. Deli dolu uçarıdır. Ama ailesine çok düşkündür. Bizden koparsa yaşayamaz. Böyle bir utançla hiçbirimiz yaşayamayız. Bize birazcık değer verdiysen rahat bırak onu. Ben hiç kimsenin kötülüğünü istemem. Neden anlamıyorsunuz? Biz artık ayrılamayız. Bunu kabul edemem. Sen güçlüsün. İstediğin her şeyi yaparsın. Bunu yapamam. Ne olur anlayın beni. Ben de size yalvarıyorum. Eda'dan vazgeçemem. Ona asla zarar vermem. İnanın bana. Eğer böyle devam edersen, bize bu utancı yaşatırsan, Eda'yı kendi ellerimle öldürürüm. Sana oyuncak edeceğimi, onu kendi ellerimle toprağa veririm daha iyi. Yemin ediyorum yaparım. Duydun mu yaparım. Onu sana yar etmem. Sakın bir daha kızlarıma yaklaşma. Eğer şerefin varsa ailemizin şerefiyle oynama. Yapamazdım Eda. Ne olur anla beni. Yapamazdım. Bunu niye yaptın Harun? Mutlu olmaya bu kadar yakınken neden beni ve kızımızı elinin tersiyle itiverdin? Sana ne olmuş? Eda'yı terk etmiş yine. Bayağı sessiz hadi. O adamı elime bir geçirsem. Eda yaptıklarını gördükçe çıldırıyorum ya. Bu nasıl bir insan evladı ya? Bir kızın hayatıyla nasıl oynayabilir ki? Yazık ya. Bula bula bizim Eda'yı buldu. Şerefsiz. Thank you.
güven vermek istedim. Çok güzelmiş. En sevdiğim masal bu. Peri masalı.